Merhabalar, çok saygıdeğer dinleyicilerimiz. İçimizdeki Mucizeyi Keşfet programına hepiniz hoş geldiniz. Sizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü konumuz bipolar bozukluk. Öncelikle bipolar bozukluk nedir? Bunun cevabını verelim. Bipolar bozukluk, diğer bir adıyla manik yani depresif bozukluk, kişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivitelerini yerine getirememe becerisini etkileyen bir psikolojik veya psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Yani bipolar bozukluk, kişinin bir anda kendini çok iyi hissederken bir süre sonra içine kapanık bir hale gelmesine neden olabilen bir rahatsızlık. Bipolar bozukluk, kişinin manik depresyon tanımına da uyan ruh hallerine bürünmesine sebep olabiliyor. Bu nedenle hastalığa tanı konma aşamasında psikologlar tarafından yapılacak değerlendirme büyük önem arz ediyor. Çünkü bipolar bozukluğun en önemli özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olması. Çünkü en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu, çok huzurlu, çok enerjik, dolu dolu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimine bile girebilir. Yani bu bipolar bozukluk çok uçlarda ve diplerde yaşayan bir ruh hali bozukluğu. Çünkü duygu durum atakları ile ileri seviyede ise eğer bu yılda birkaç kez böyle tekrarlanabilen, devam edebilen bir rahatsızlık. Ama bu seviye azsa hani kişi bunu kendi bile fark etmeyebilir bu rahatsızlığının meydana geldiği. Ve bu bipolar bozukluğun kesin nedenini bilinmemekle beraber bir kişinin bipolar tanısı alabilmesi için birçok durumun bir arada geliştiği birçok faktör meydana geliyor. Bunlardan birincisi beyindeki kimyasal dengesizlik. Hani beyinde kimyasal bir rahatsızlık meydana geldiği zaman bu bir sıkıntıyı, semptomları tetikliyor. İkincisi genetik olan, hani anneden, babadan, kardeşten, aileden ve geçmişten, ebeveynlerden gelen bir genetik bozukluk. Ve tetikleyici unsurlarımız var. Bu tetikleyici unsurlarımız hani kişinin stresi durumlar veya yaşanan büyük bir travma sonucu meydana gelebiliyor bu bipolar bozukluğu. Ve bu bipolar bozukluk aşırı bir uç durumdur. Yani bu bozukluğa sahip olan bir kişi mani aşamasında olduğunun farkına varmayabilir. Mani dönem geçtikten sonra davranışlarını sorgulama aşaması ortaya çıkmakta. Ama bu kişi kendinde ne kadar olduğunu, ne derece olduğunu farkına varmayabiliyor. Ve biz bu noktada bipolar bozukluk tanısı sıklıkla aile öyküsü alındıktan sonra klinik izlenimle ortaya koyabiliyoruz. İlk atağın çeşidi belirleyici unsurların başında yer alabiliyor. Dediğimiz gibi ilk başta bu genetik olarak meydana gelebiliyor ya da beyinsel bir rahatsızlık olarak meydana gelebiliyor. Ya da işte kişinin bir travma, bir üzüntü, bir stres bozukluğu sonucunda meydana gelebiliyor. Çünkü biz bu süreç içerisinde bu rahatsızlığı olan kişilere hekimle beraber işbirliği yaparak hem ailesiyle hekimle işbirliği yaparak öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisinden sonra kişi ilaç tedavisine yanıt verirse tabii ki bunun etkileri çok fazla oluyor. Artı bir de psikolojik destek uygulamaları yapıyoruz. Çünkü kişinin bu travmayı neden yaşıyordu, yaşama sebebi ne, bu travmaya nasıl bu hale gelebildi, bu duygu durum bozukluklarını tespit edip ona göre tedavilerde bulunuyoruz. Bipolar bozukluk ataklarının dışında kişinin normal hayatını sürdürebildiği bir hastalık. Yani ataklar meydana geldiği zaman zirve yapıyor ama ataklar olmadığı zaman kişi normal hayatını, gündelik hayatını devam ettirebiliyor. Bipolar bozukluğa sahip olan kişiler bir süre sonra kendilerini iyi hissettikleri için ilaç kullanmayı reddedebiliyorlar. Bu noktada hekimle beraber, aileyle beraber ve psikolojik danışmanla beraber ortak işbirliği yaparak bu kişilerin bir müddet iyileşene kadar bu tedaviyi sürdürmeleri gerekiyor. Konumuz o kadar uzun ve o kadar kapsamlı ki ben size kısaca bu noktayı açıklamak istedim. İnşallah yayınlarımızın devamında daha güzel konularla, bu daha iyi konularla da bu konuları pekiştireceğiz. İçimizdeki mucizeyi keşfet diyoruz ve herkese hayırlı günler diliyorum. Daha iyi yayınlarda buluşmak umuduyla ve dileğiyle hepiniz hoşça kalın ve dostça kalın.